Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsınız? Evdeyiz. Normalde çalışman gerekiyordu ama galaya gelmişsin. Vallahi arkadaşlar çok ısrar etti. İnşaatta çalışıyorum. İnşaattan çıktım buraya geldim. Gece de baklavacıda çalışıyorum geceleri. Gündüzleri inşaat, geceleri baklavacı. Öyle. Bir yazı yazdım. Evet. Hande Hanım'a, Hande Erçel'e. Evet. Bazlama surat diye bir şey dedim. Haftalarca, günlerce konuşuldu. Neler evet. söyleyeceksin? Ya aslında olayın benimle bir alakası yoktu. Birçok kişi de aynı cümleyi kullandı. Fakat kabak benim başıma patladı. Çünkü en çok algı bende yaratıldı. Şimdi bir mahkeme sürecimiz var. Tazminat ödeyeceğim galiba. Şu an nedir durum mahkemede? Vallahi bir 15-20 milyar akım bir tazminat tutarı istiyor benden. Öyle. Onu biriktirmeye çalışıyorum. Hala da çalışıyorum. Bununla ilgili de ödemek için baklavacıda çalışıyorum diye de bir söylemin olmuş. Evet. Baklavacıda çalışıyorum. Gündüzleri inşaat, geceleri baklavacı. Peki biriktirebildin mi hiç? Para vallahi ne kadar biriktirdin? Vallahi az kaldı ya. Bir 10 bin daha var, eksik var. 10 bin daha eksik. Yani daha çalışırım bir yıl kadar herhalde. Peki bir şey soracağım. Üstündeki montun fiyatı ne kadar? 6 bin TL. Ne kadar borcun var? 15-20 bin arası. Bu montu satacaksın, yarısını ödüyorsun zaten. Ya bu şimdi hediye, bunu satamam ki yani. Yoksa satmayı düşündüm. Hediye olması borcunun olmasından daha mı önemli? Ya borçtan satayım, ne yapayım yani, çok ısrar ettim. Satarım herhalde. 20 bin lira bir borcum var. Evet. Param yok diyorsun. Evet. Bununla ilgili yorumlar yapıyorsun. Üstünde 6 milyarlık mont var. Ya arkadaşlarımın hediyesi. Seviyorlar, alıyor çocuklar. Böyle değerli şeyleri. Peki borcunu ödeyecek misin? Ödeyeceğim borcumu inşallah. Bu çalışmayla hem inşaat hem şey yeterli gelecek mi sence? Ne yeterli kadar bir süre gelir. Ödebilsin? Mahkeme ne kadar bir süre verdi? Mahkeme ne kadar bir süre verdi? Daha tam süresi belli değil. Yine de devam ediyor ama. Şu an bir yıldır var. Bir yıldır bir uzlaşmaya falan gitmeye çalıştık. Uzlaşma kabul etmiyorlar. Hande Erçel'le hiç görüşme imkanı oldu mu? Kendisinden özür diledin mi? Birebir. Öyle bir imkanım olmadı. İsteseydik olurdu ama ikimiz de istemediğimiz için karşılaşmadık. Talep etmedin yani. Evet, talep etmedim. Neden talep etmedin? Parayı ödemek daha mı cazip geldi? Ya paradan değil. Allah rahmet eylesin. Annesi vefat etti. Ondan sonra da şey yapmak istemedim yani. Söylemek istemedim. Canı sıkmamak için. Teşekkür ediyoruz. Film başlıyor herhalde. Evet. Teşekkür ederim.